Merhaba, uzun bir aradan sonra yaklaşık bir yıl oldu. Yeni bir telefon önerileri videosuna hoş geldiniz. Açık konuşmak gerekirse telefon öneri listesi özellikle düşük bütçede benim en sevmediğim video tipi. Neden? Çünkü yine özellikle düşük bütçede ben cihaz bulamıyorum. Zaten birçok canlı yayınlarda bana soruluyor ne alınır ne alınır diye. Benim söylediğim bir şey var. Türkiye'de bugün 25 tane alınabilir cihaz yok. Hatta bir ara bir yere yazmıştım. 18 tane cihaz bulabilmiştim. Bugün buraya bir Realme 8 falan katıldı. Hadi neyse. Oldu sana 19. Hadi olsun sana 20. Hatta M52'yi şu an çıkarabiliriz fiyatı dolayısıyla. Düşünün bence Türkiye piyasası bu kadar kısıtlı. Bu videoda 3000 TL'nin altındaki cihazlara bakacağız. Ve açık konuşmak gerekirse 3000 dedik ama bu video 2000 TL ile 3000 TL arasındaki telefon listesi. 2000 TL altında telefon yok. Benim filtreleme şeklim şuydu. 3 GB RAM ve 64 GB depolama. Çünkü ben 32 GB depolamanın gerçekten artık kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Ben bu filtrelemeyi yaptığımda 2000 TL altındaki neredeyse bütün telefonlar özellikle 64 GB depolama dolayısıyla elendi. Eski cihazlar vardı. Eski cihazların elenme sebebi 64 GB depolamaydı. Eninde sonunda 3 GB RAM ve 64 GB filtre elemesinden sonra elimde kalan 44 cihaz arasından ben 5 tane cihaz seçebildim. Açık konuşmak gerekirse bu 5 cihaz arasında da sadece bence 2 tane salınabilir. Hatta bence duruma göre kişinin mizacına göre bu bir taneye bile düşebilir. Onu da ne olduğunu zaten cihaza gelince açıklayacağım. RAM ve depolama filtrelemesinden sonra baktığım tek nokta işlemciydi. Çünkü ben düşündüğümde bu fiyat bandında biz telefon arıyorsak bizim baktığımız tek şey cihazın olabildiğince uzun süre gitmesidir. Bu fiyat bandında telefon arayan insanların bütçesi öyle yüksek değildir. Hatta görece kötüdür. Bu yüzden ben burada işlemciye baktım ki aldığımız cihaz bizi olabildiğince uzun süre götürsün. Gerçekten bu fiyatlandığında inanılmaz kötü işlemciye sahip ve bunun yanında inanılmaz kötü fiyatlandırmaya sahip birçok cihaz vardı. Ya açık konuşmak gerekirse bu cihazlar nasıl satıyor bence? Hani bir bunu açık açık söylemek istemiyorum ama ne bileyim marketlerde mi satılıyor fiziksel marketlerde operatörlerde mi satılıyor yani belli bir pazarlamayla. Bunun dışında ben bu çöp cihazların başka şekilde satılabilir olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu şekilde satılıyordur. Ben başta dediğim gibi bu tip videolardan nefes ediyorum ama bu kanalda da en yapılması gereken videonun bu tip videolar olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben yön o yönlendirmez. Başkası yönlendirmez. E bu fiyat telefon yok. E burayı eş geçelim. E burayı eş geçersek te teknoloji konusunda ben öyle çok bilgili olduğumu iddia etmiyorum. Hani kendimi hiç övmeye gerek yok ama benden de daha bilgisi olanlar adeta kazıklanır. Ama adeta kazıklanır. Çünkü bu cihazlar kazıklanma. Yani kazıklanma nesnesi. Bunların başka bir olur tarafı yok kesinlikle. Ben listeye bakarken aşırı sinirlendim. Ama illa bu listenin yapılması gerekiyordu. Bu videoyla karşınızdayım. Uzun bir görüş oldu. Bu uzun girişten sonra hemen cihazlara başlayalım. Ama bundan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz diyerek başlayalım. Şimdi ilk cihazımız ve mantıklı gördüğüm cihazlardan birisi Oukitel C21. Benim baktığım kadarıyla trend yolda 2350 lira, çiçek sepetinde 2351 lira. Görücü güzel bir fiyata bulunuyor. Diğer 4 cihaz genellikle 2900-2800-3000 TL civarında gizlenirken bu listede bu 5 cihaz arasında 2400 TL ile en ucuz ve diğerlerinden fark edilir derecede daha ucuz bir cihaz. Bu cihazın işlemcisine baktığımızda Helio P60 var, 4 GB RAM ve 64 4 64 GB depolama var. Helio P60 biraz eski bir cihaz. Ta geçen senede yine bu fiyat bantlarında biz P60'ı görüyorduk. Görece basit oyunlar rahat oynarsınız. Da, bir Clash of Clans. PUBG'de de düşük ayarda bir seviye oynarsınız. Günlük kullanımda da bir sorun çıkarmaz. 2300-2400 TL bandının güçlü bir işlemcisi. Hani burada hiç tartışmaya gerek yok. Çünkü buraya baktığımızda Helio P22'ler, Helio P23'ler hatta ben 2800 2400 TL telefonun bir E10 modeli vardı. Helio P22 vardı. 2000-3000 TL Helio P22 satıyor Helio G35'lere falan satıyorlar. P60 burada zamanında Mediatek'in yaptığı iyi atılımlardan biridir zaten fiyatmış Bu fiyatlarında da olmuş. Yani bu fiyatlarında da Oikital C21 düşünülebilecek bir model. Hemen bunu aldım, alın demiyorum. Diğer 4 cihaz eğer bütçeye attırabiliyorsanız da kesinlikle daha mantıklı. Ama bu fiyat iki, çıkamıyorum. oldu ben çıkamıyorum. Helio P60'lığı tane C21 alabilecek model. Hani kısaca diğer özelliklerine değinmek gerekirse. 6.4 inçlik Full HD Plus IPS LCD bir ekran var. 4000 mAh pil var. 16 megapiksel bir kamera var. Ana kamera F2.0 diyakramı açıklığına sahip. Bu kamera 1080p 30fps video çekebiliyor. Zaten bu fiyat bandında var mıdır 4K çeken? Varsa da bile çok dengesiz bir cihazdır diyeceğim. Ve veya eski bir cihazdır. Çünkü eski cihazlarda böyle 4K olabiliyor ama onlar da gerçekten eski oluyor. Mesela bu fiyat bandında sanırım Note 4'te bulabildik. Galaxy Note 4 4K video çekiyor ama Galaxy Note 4 kaç senelik cihaz? 2 megapiksellik makro kamerası var. 2 megapiksellik derinlik algısı kamerası var. 2 megapiksellik bir kamera daha var. Burada özelliği konmamış. Bu 2 megapiksellikleri direkt sallayın. Ana kameradan da hani hatıra kalsın. Hani şunu gördük, bir şey gördük diye çekilir ama bir şey beklemeyin. Aç konuşayım bir şey beklemeyin. Ön tarafta da 20 megapiksellik bir kamera var. 1080p fps video çekebiliyor ve bunun diyafram açıklığı f2.0. Bu cihaz Android 10 ile geliyor. Güncellemelere aldığım bir bilgi yok. Wi-Fi 4 ile geliyor. Bluetooth 4.2 var. Herhangi bir suya dayanıklılık falan yok. Mono hoparlör, USB Type-C var. Onun dışında bu cihazın önemli bir özelliği yok. Kutudan 10 wattlık bir adaptör bir çıktığı bilgisi konulmuş. Açık konuşmak gerekirse bu fiyatın adamı. Yani bu fiyatın adamı daha fazlası değil. Yalnız bu cihazı alırken Oukitel c 21e ciddi bir araştırmaya girmemiz gerekiyor. Bu cihaz bu fiyat bandında bayağıdır satamayacağız. Geçen sene de bu vardı. Geçen sene, sene de bu e, 2000 TL altındaki bantta, 2000 TL altındaki telefon listesine ben bu cihazı yer verdiğimi hatırlıyorum. Alırken kullanıcı yorumlarını dikkate alın. Bunları okuyun. Yalnız şöyle bir durum var. Yani Octal, evet var ama öyle bilinen bir firma değil. Bu listede Realme var. Türkiye firması olarak Omix var. Tabii ki Omix çok yeni ama en nihayetinde Singapur merkez olsa bile Türk firması. Eski General Mobile yöneticilerinden biri şu an yöneticiliğini yapıyor. Hani belki marka güvenilirliği olarak Realme veya Omix'e daha fazla gü güvenilebilir diye düşünüyorum. Özellikle Realme'ye daha fazla güvenilir. Çünkü Realme en nihayetine BBK grubu altında bulunan bir dünya markası. C21 bu şekildeydi. 2400 TL olması bu cihazın en önemli özelliği. 2400 TL'nin yanında Helio P60 vermesi bu cihazın bir diğer en önemli özelliği. Zaten bu ikisi geldiği için öneriyorum. Yoksa başka da öyle çok önerecek bir tarafı bence yok. Ama ama 2400 TL'ye göre dengeli bir cihaz olduğunu söyleyebilirim ve çok uzatmadan bir sonraki cihaza geçiyorum. Şimdi 2350 TL'den 2400 TL'den 3000 TL'ye direkt atladık. Realme C21 Y. Yeah. Tam okuyorum Realme C21 Y. Yeah. Şimdi benim başta bu cihazı listeye almamın birinci sebebi bir olması. Açık konuşuyorum. Ben öyle markacılık falan yapan bir değilim. Hep modele bakın derim ama açık açık da söylüyorum. Benim bu cihazı listeye almamın ilk sebebi Realme olması. Bu cihazın en önemli özelliği Unisoc T610 gelmesi. Canlı yayınlarda falan sorduklarında ya Unisoc hay, kaçın bundan diyorum. Hatta bana bu cihazı da sormuşlardı Unisoc T610'u gördüğünde yani Unisoc çok da bakmayın demiştim. İşlemci biraz ince dedim. biraz yorum okudum. Eski Unisoc'lar gibi durmuyor. O SC serisi gibi durmuyor. Onun dışında hepsi burada yorumlarına baktım. Gayet olumlu. Tekrar tekrar söylüyorum bu cihazı benim listeye almamın Unisoc'a rağmen güvenmemin pek sebebi bir yorum olması. Başka hiçbir sebebi yok. Burada Unisoc T610'un yanında 4 GB RAM var. 64 GB depolama var. Ekran tarafında 6.5 inçlik bir IPS LCD ekran var. Bunun çözünürlüğü maalesef HD+. Bir önceki cihazda Full HD+. +'ta. Ama sadece sözüne bakmayın. Panel kalitesi de önemli bir nokta. 5 mAh pil var. 10 Watt hızlı şarj desteği var. Onu da hızlı şarj 13 megapiksellik ana kamera var. Bu ana kameranın diyafram açıklığı f2.2. 1080p 30fps video çekebiliyor. İkinci arka kamerası 2 megapiksellik f2.4 makro. Üçüncü arka kamerası 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip bokeh işlevini gören bir üçüncü arka kamera. Ön tarafta 5 megapiksellik bir kamera var. Bu kamera 720p 30fps video çekebiliyor. F2.2 diyafram açıklığıyla. Bu cihaz Android 11 ile geliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.0 ile geliyor. Onun dışında bahsedilmeye değer çok önemli noktası yok. Tekrar tekrar söylediğim üzere. Normalde başka bir firma olsaydı yani diğer saydığım firmalar olsaydı Unisoc T610'u ben kolay kolay önermezdim. Omix olsun, Tekno, Tekno Infinix var. Onlar o. onlar varken ben Unisoc'u önermezdim. Hem hepsi burada yorumları hem Realme olması hani görece bilindik bu marka. Hem bu fiyat bandındaki cihaz kıtlığı beni bu cihazda değerlendirilebilir kategorisinde göstermeme yetti diyeyim. Burada yine ne olursa olsun kullanıcı yorumları konusunda ciddi bir araştırma girilmeli. Bu cihaz tercih edilebilecek cihazlardan birisi ama Omix X300'den de bahsedeceğiz. Ki bence bu fiyatmanlığının en alınabilir cihazı o. Ben bu sayacağım cihazlar yanında Omix 300'ün daha tercih edilebilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Sırf işlemcisi dolayısıyla. Sırf işlemcisi dolayısıyla. Şimdi üçüncü cihazımız Tecno Spark 6. Tecno Spark 6'nın özelliği şu. Helio G70 var. 4 GB RAM var ve 108 GB depolama var. Onun dışında öyle. Çok öne çıkan kesinlikle bir özelliği yok. Ve cihazın fiyatı 3000 TL. Şimdi açık konuşayım. Tekno olur. Infinix olur. Bu iki firmaya ben pek iyi bakmıyorum. Yalan yok. Aslında o kitlere ne kadar iyi bakmıyorsam bu firmalarda iyi bakmıyorum. Bu cihaz tamamıyla bu videonun ana konusu olan işlemcisi dolayısıyla bakılabilecek bir cihaz. Ekran olarak 6.8 inçlik IPS LCD bir ekran var. Bu ekran HD sözlülüğünde. 5 mAh pil var. 18 watt hızlı şarj var. Kameralar 16 megapiksellik bir kamera var. 2K 30 FPS video çekebiliyor. f 18 diyafram açıklığına sahip. 2 megapiksellik makro kamerası, 2 megapiksellik derinlik algılama kamerası var. 0.3 megapiksellik bir kamera var. Kamera okul olsun diye konulmuş bir kamera. Hani 0.3 megapiksel. 0.3 megapiksel. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir kamera var ve 1080p 30 FPS video çekebiliyor. Bu cihaz Android 10'a geliyor. 11 almış mıdır? Güncelleme menüsü nasıl olur? Ben sanmıyorum öyle bir güncelleme alacağını. Aslında görece eski bir cihaz 2020'de çıkmış. Alınır mı? Valla bence alınmaz. Niye listeye koydun? Çünkü çünkü listede cihaz yok. Öyle çok üzerinde durulması gereken bir cihaz değil. Bir bakabilirsiniz. Özellikle hani 128 GB depolama olması bir nevi bir artı. Onun dışında Helio G70 yine bu fiyatta bir artı olarak gösterilebilir. Onun dışında çok bir olayı maalesef yok. Şimdi Infinix Hot 10T 2859 TL'ye en düşük fiyatla bulabiliyoruz. Bu cihazın da direkt işlemcisini konuşursak Helio G70 var. 4 GB RAM 64 GB depolama var. Ama bu cihazın 3248 TL'ye satılan 128 GB depolamaya sahip bir model de var. 60 64 depolama olanla 128 GB depolama olan arasında 400 TL'lik fark var. Ben açıkçası bu kalibredeki bir cihaz için 400 TL'lik farkın verilebilir olduğunu düşünmüyorum. Onu baştan söyleyeyim. Ekran olarak 6.82 inçlik IPS LCD HD bir ekran var. Bu ekran 90 Hz. Burada ayrıcı bir özellik. 5 mAh pil var. Hızlı şarj desteği 10 W. Kamera kısmında 48 megapiksellik bir kamera var. F1.79 diyafram açıklığına sahip. 2K video çekebiliyor. 4K yok. 2K bildiğiniz 2K. 2 megapiksellik F2.4 bokeh kamerası var. 3. arka kamera olarak AI lens diye bir kamera koymuşlar. Sırf biz kamera koyduk diye başka hiçbir anlamı yok. Ön tarafta da 8 megapiksellik 2K 30 fps video çekebilen f2.0 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera var. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 ile geliyor. Android 11 ile geliyor. Android 11 yeterli. 12 alır mı? Bence almaz. 13 almaz. Hani bundan bir güncelleme beklemeyin. Onun dışında çok uzatmak istemiyorum. Bu cihazın da öyle çok önemli bir özelliği yok. Bu cihazın da ayırıcı özelliği. Hani megapikselinin biraz daha yüksek olması, sensörün biraz daha büyük olması. Peki bana sorarsanız alınır mı? Sen alır mıydın? Ben yine söylüyorum. Tekno'yu da Infinix'i de ben pek beğenmiyorum marka olarak. Ne derseniz deyin hani bu biraz benim kendi kişisel düşüncem. Biraz ben hani olumlu yaklaşamıyorum bu firmalara. Bu iki cihazı almamın tek sebebi keza Oikotel'de fiyat mı işlemci? Burada ben Omix ve Realme az sonra Omix 300, X300'den bahsedeceğiz. Daha fazla güveniyorum. Omix bildiğimiz hani General Mobile yöneticisi olduğu için başka hiçbir şey değil. E, Realme de Real yani. Bu cihaz burada düşünülebilecek bir cihaz ama ben alır mıydım derseniz ben almazdım. Sadece listede olsun böyle bir cihaz var demek için koyduğum bir cihaz. Videoda biraz ha burada bir böleyim. Videoda biraz tekrar düşünmüş gibi olabilirim ama dedim ya videonun başı dedim ya ben bu videoyu küfrede küfrede çekiyorum küfretten kastım şu öyle ağzından bir küfür çıkmıyor. Ama arkadaşlar gerçekten cihaz yok. Gerçekten cihaz yok. Eğer bütçenizi biraz zorlayabiliyorsanız kesinlikle bu fiyat bakmayın. Direkt en az Realme 8'den. Realme 8 en son 4600 TL falandı. Hani olmadı M52 var. M52'de de 4 GB var ama Snapdragon 750G var. Samsung. Burada ben bugün en aşağı Realme 8'e bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu videoyu da çok dağıtmadan bir sonraki cihaza geçelim. Omix X300. Aslında açık konuşmak gerekirse Omix X300'ün asıl fiyatı 2999 değil 3199. Neden? Çünkü Omix X300'ün 3 GB RAM olanı 2999 yani 3000 TL, 4 GB RAM alanı 3200 TL. Evet video 3000 TL altı telefonlar ama maalesef bu cihazın kesinlikle 200 TL'ye daha verin. 3200 TL olanını alın. Az önce demiştim 400 TL'lik fark verilmez diye. Çünkü orada bir depolama artışı vardı. Kritik bir artış yoktu. Hani göreceğim. Şöyle söyleyeyim bu fiyattan da o 4 farkı depolama için vermeye gerek yok. Ama burada RAM, RAM, RAM. 1 GB RAM artıyor. Android'de her bir GB RAM çok önemli. Ha tabii ki 8 GB RAM'den 12 GB RAM'e geçmek ne kadar mantıklı, ne kadar önemli o tartışılır ama burada 3'ten 4'e geçiyorsanız bu çok önemli. Mesela 4'ten 6'ya geçiyorsanız orada hani işlemci kaybı yoksa orada 6 GB seçmek de farklı iki model arasında daha iyi olabilir. Ama bu cihazın önemli özellikleri şu. Helio G80 var. Helio G80 bizim bildiğimiz birçok cihazda tecrübe edilen görece güçlü bir işlemci. 4 GB RAM var. 64 GB depolama var. Bu cihaz 3200 TL'ye satılıyor. 4 GB RAM olan modelinden bahsediyorum. Bu cihaz 6.67 inçlik IPS LCD bir ekran sahip. 5 mAh pil var. 16 megapiksellik ana kamera var. F1.79 diyafram açıklığına sahip. 1080p 30 fps video çekebiliyor. 5 megapiksellik F2.2 diyafram açıklığına sahip. 115 derece geniş açılı bir geniş açı kamerası var. 2 megapiksellik F2.4 makro kamerası var. Ve 2 megapiksellik F2.4 bokeh kamerası var. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir ön kamera var. 1080p 30 fps video çekebiliyor. F2.0 diyafram açıklığıyla. Cihaz Android 11'e geliyor. Dedim ya General Mobile'in yöneticisi eski yöneticisi, eski yöneticilerinden biri. Kerem Obay'ın güncelleme nasıl vermediğini biliyoruz. Şimdi güncelleme vereceğiz derler. Güvenlik güncellemesine falan veriyorlar da. Android güncellemesi gelecek mi? Vallahi ben bilmiyorum. Bu yüzden siz bu cihazı Android 11'de kalacak şeklinde alırsanız mutlu olursunuz. Böyle büyük beklentilere girmeyin. Bu cihazın zaten dediğim gibi en önemli noktası Helio G80 ve bu cihazı direkt alınabilir kategoriye sokan en önemli nokta. Ben burada Unisoc, hani Realme çok büyük marka falan filan Unisoc T610'dansa ki Unisoc T610 G70, G80 ayarında bir iş şey yapacağım ama. Bu da ben eskiden diyorduk Mediatek şöyle böyle. Mediatek en çok geliştirdi. Unisoch hala kendini bir şekilde kanıtlaması gerekiyor. Burada da Mediatek Helio G80 kendini kanıtlamış bir işlemci. Diğerlerinde geçişi var. Omics de hani değil mi? tamamen genel Mobile'ın eski yöneticisi olması dolayısıyla bende bir ufak bir güven oluşturdu diyelim. Burada Omix X300 3200 TL'lik fiyatıyla görece alınabilecek bir cihaz gibi duruyor. Ben videonun sonuna geldiğimde şunu da söylemek istiyorum. Eğer bütçenizi zorlayabiliyorsanız beklentileriniz ve istekleriniz ne kadar düşük olursa olsun. Bakın ne kadar düşük olursa olsun Realme 8'in altına düşmeyin. m de olur ama orada 4 GB RAM var o fiyat bandında. Da. Hani ne kadar mantıklı 4 GB RAM artık hani 750 genin yanına 4 GB RAM koymak ne kadar yakışık kalıyor. O biraz tartışma konusu Samsung'un M23'ü. Ama ben orada zaten Realme 8'in daha alabilir bir cihaz olduğunu söyledim. Amoled ekranı olsun, 6 GB RAM olsun, Helio G95 olsun ve Sony IMX 682 kamera sensörü olsun. Burada da kısaca ve tekrar tekrar söylediğim üzere Realme 8'in aşağısına düşmeyin. Zaten bir sonraki video 3000 ve 5000 TL arasındaki telefonlar olacak. Orada ben uzun uzun Realme 8 güzellemesi yapacağım. Çünkü çünkü uygun fiyat ve dengeli cihaz. Orada M23 de var. 750G'si var. 750G gerçekten güçlü bir şey var. ama 4 g RAM koymuş. PLS ekran koymuş. Sen orada PLS ekran koyduktan sonra tamam mı? ATFT veya PLS. Evet yani 765G, 778G vermiyorsan bana. Tabi 750G'nin çok da anlamı yok. Evet 750G güzel ama çok da anlamı yok. Çünkü diğer tarafları sen çok dengesizleştirmişsin. Burada Realme 8 iyi bir kamera sensörü. AMOLED ekran. Görece iyi pil. Görece sade Helio G95 gayet güçlü bir işlemci o fiyat için çok daha dengeleyebileceğiz. Ben orada zaten hep dengeye bakıyorum. Burada dediğim gibi önce bir sonraki videoyu ben bu videoda anlatmış olum ama bu videoda konuşulacak bir şey yok. Yok yani yok 3000 TL altında telefon yok. LG G4'ler falan hala satılıyor. Hala satılıyor. Ve hani, ana, hani şunu söyleyeyim ben size. Anakart yanması falan olmasa LG G4 bunlardan daha iyi. Şaka yapmıyorum ha. Anakart yanması falan filan olmasa öyle bir tehlike olmasa LG G4 bu cihazlardan daha iyi. Ekran silindir gibi üzerinden geçer. Kamera mahveder. Arayüz LG'nin arayüzü kaliteli. Yani bu cihazların G4 yanında bir şansı yok. Bak LG G4 diyorum. Ama anakart yanması var. Benim bir arkadaşım var, 3 defa mı 2 defa mı anakart yandı. Ama bir arkadaşım da LG G4'ü vardı. Yurt dışı cihazıydı. Türkiye cihazı değildi. Yanan arkadaşım Türkiye cihazı LG G4 kullanıyordu. 5 senedir LG G4 kullanıyordu. 5 senedir anakart yanmamış. Niye yurt dışı cihazı? O abi biz çok da konuştuk ya herhalde bu Türkiye'ye. Hani bunu söylemek istemiyorum direkt ama siz benim ne dediğimi anladınız. Herhalde Türkiye'ye başka başka G4'ler bir, bir, parti G4'ler Türkiye'de patlıyor demek ki. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü o arkadaş 5 sene kullandı. Öbür arkadaş iki defa G4 yandı. Türkiye cihazı iki defa yandı. Yurt dışı çatır çatır 5 sene gitti. O da gariplik, burada bir tezat var. Vallahi ben anlam veremedim. O cihazı şunu söyleyeyim ha. O 5 yıl gitti dediğim g 4 öyle anakart falan yanmadı. Cihaz toptan gitmedi. Wi-Fi kısmı bozuldu. Wi-Fi'de bir sıkıntı çıktı. Wi-Fi çalışmıyordu. Vallahi girdik. 27 dakikadır konuşuyorum. Bir şeyler anlattım vallahi. Bu 27 dakika kırpa kırpa 20 dakika 15 dakikaya düşürsem bunun 7,5 8 dakikası. Bu videonun konusuyla de. başka başka konular dert yakama falan filan oldu. Dediğim gibi arkadaşlar ben tekrar tekrar söylüyorum. Eğer uzun vadeli bir ürün almak istiyorsanız, dengeli bir ürün almak istiyorsanız bu fiyat bandına hiç ama hiç bakmayın. Omix 300, X300'ü X300 siz kullanmak isterseniz uzun bir süre kullanırsınız. Tamam ama Realme 8 kamerada belli bir kalite sunuyor. Ya belli bir kalite sunuyor. Kabul edilebilir güzel bir kalite sunuyor Sony IMX 682. AMOLED bir ekran sunuyor güzel bir kalite. Bunlar hakikaten bir ucundan tutulacak cihazlar değil. Açık konuşayım. Ha ama Türkiye'nin ekonomik şartları. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Oraya da biraz askeri ücretle bakmak lazım. Ben bir e bir 4600 TL verilebileceğini düşünüyorum. Çünkü şuradan bakmak lazım. Bu fiyat cihaz zarayanlar öyle bir senede, iki senede telefon değiştirebilecek insanlar değil. O yüzden olabildiğince zorlamak lazım. Ha sen bir senede, iki senede telefon mu değiştirdin? Valla ben değiştirmiyorum. Benim OnePlus 5T hala duruyor. Ben hala kullanıyorum. O yüzden ben bütçemi olabildiğince zorlamaya çalışıyorum. Size de bunu tavsiye ederim her zaman için. Uzun bir video oldu. Artık bunu nasıl kısaltırım bilmiyorum. Ama artık bir şekilde yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.